1930-1983 yılları arasında tam 6 kere askeri darbeye tanık olan Arjantin'de askeri yönetimler halkın milliyetçi duygularına olan bağlarını kopartmak için tangoyu yasakladı. Darbeler arası demokratik seçimler olsa da tango hep yasaklı kaldı. 1921 tango müziği için çok önemli bir kırılma yıldır. Arjantin'in Mar del Plata kentinde doğan Astor Piazzolla tangonun yeni yüzü olmak üzere dünyaya gelmişti. 4 yaşında ailesiyle birlikte gittiği New York şehrine yerleştiler. Müziğe ilgisini fark eden babası bir eskici dükkanında bulduğu bandoneonu satın alarak Piazzolla'yı tango dünyası ile tanıştırmıştır. 1939 yılında Arjantin'e geri dönen Piazzolla, dönemin en iyi orkestraları ile birlikte müzik yapmaya başlar. En başlarda çok beğenilen Piazzolla, zamanla yaptığı doğaçlamalar ve yeni denemeler yüzünden eleştirilir ve çalıştığı orkestralardan ayrılır. Bu eleştiriler sonucu tango müziğinden soğuyarak tangoya ve bandoneona ara veren Piazzolla, klasik batı müziği kompozisyonu okumaya karar verir. 1954 yılında katıldığı bestecilik yarışmasını kazanır ve burslu olarak Paris'e gönderilir. Paris'te dönemin en ünlü kompozisyon eğitmenlerinden Nadia Boulanger'in sınıfına girmeye hak kazanır. Boulanger, Piazzolla'yı stil olarak dönemin diğer ünlü bestecilerine benzetir ve ona sorar. Bana gerçek Piazzolla'yı nasıl anlatırsın? Kimdir, nasıl bir yaşar içinde diye sorar. Piazzolla utangaç bir tavırla cevap verir. Tango. Boulanger heyecanla tangoya bayılırım. Hadi bana tango çal der. Piazzolla piyanoda küçük bir doğaçlama yapar. Boulanger heyecanla işte gerçek Piazzolla bu. Bana bunu getir. Gerçekten sevdiği müziği yap der. Piazzolla böylece tango kariyerine geri döner. Hem de yeni bir buluşla. Tango Nuevo denen Piazzolla'nın bütün dünyaya yaydığı yeni tango ile. Tüm dünyaca sevilen bu yeni stil, Arjantin'in dansçıların dans edememesi ve müziğin çok çağdaş bulunması nedenleriyle Arjantinliler tarafından nefretle karşılanır. Böylece iki tür tango ortaya çıkar. Dans edilen tango ve dinlenilen tango. Piazzolla 1959 yılında Orta Amerika turnesindeyken telefon çalar. Çok değer verdiği babasının ölüm haberini alır. 2 gün sonra New York'a evine dönen Piazzolla, eşine ve çocuğuna odada yalnız kalmak istediğini söyler. Sabah odadan çıktığında yeni eseri hazırdır. Adios Nonino, elveda büyük baba. İyi seyirler dileriz.
Thank you.